Toprağın Bereketi'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Nesrin Korkmaz. Bugün sizlere Kabadüz'den sesleniyorum. Bugünkü programımızda kivi budamaya dair merak edilen ne varsa Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle beraber sizlere anlatacağım. Toprağın Bereketi'm başlıyor. Evet, şu an yanımda Ordu İl Tarım Orman Müdürü Kemal Yılmaz var. Evet müdürüm, şu an kivide budama dönemindeyiz. Ordu'nun kivide geldiği nokta, son durumu neler söyleyeceksiniz? Evet, kivide Ordu Türkiye'de önemli illerden bir tanesi. Kivi yetiştiriciliği elimizde özellikle sahil kesiminde ve orta kesimdeki ilçelerimizde yoğun olarak yapılıyor. Bundan yaklaşık 30 yıl öncesinde 8-9 kivi dikmek suretiyle üreticilerimize, o dönemki meslek büyüklerimiz bahçelerinin bir köşesine 8-9 adet kivi diktirmek suretiyle kivi yetiştiriciliğini elimizde başlatmış oldular. Tabi zaman içerisinde önemli mesafeler alındı. Öncelikli olarak birer dekarlık, ikişer dekarlık bahçeler oluşturuldu. Daha sonra bu bahçeler daha modern, daha büyük bahçeler halini almaya başladı ki son yıllarda özellikle uyguladığımız projelerle de son derece modern büyük bahçeler kurulmaya başlandı. Özellikle Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan sağlanan kaynaklarla, Gene Bakanlığımız tarafından sağlanan kaynaklarla ilimizde kivi yetiştiriciliğin geliştirilmesine yönelik önemli projeler uygulandı. Hatta şu an devam eden projelerimiz var. Gene Bakanlığımız tarafından sağlanan kaynakla uyguladığımız devam eden projemiz var. Bundan sonra da tabii kivi ile ilgili projeler uygulanmaya devam edecek. Son 5 yıl içerisinde uyguladığımız projelerle ilimizde kivi üretimi 1000 dekar alanda artış sağlandı. Yani hem üretiminde artış sağladık hem de dekar anlamında üretim yapılan alanlarda da önemli bir artış sağlandı. 3000 dekar civarında olan üretim alanlarımız bugün 4000 dekara yaklaştı. Gene üretimimizde işte 5000 tonlardan, 4000 küsür tonlardan bugün 8000 tonun üzerine çıkmış durumda. Tabii halihazırda kurulan bahçelerin de verime yatmasıyla beraber, tam olarak verim vermesiyle beraber kivi üretimimiz çok daha artacak. Birim alan getirisi de oldukça yüksek olan bir ürün. Önceki sene 8 liradan işlem görmüştü. Geçtiğimiz hasat döneminde de 9 liradan birinci sınıf kiviyi üreticilerimiz toptan satışını yaptılar. Tabii bu rakamlara baktığınız zaman birim alanda 3 ton, 4 ton civarında bir kivi aldığında düşünürsek üreticimizin önemli getiri sağlayan bir ürünümüz. Tabii biz özellikle fındık üreticilerimize arazilerinin uygun bir kısmında fındığın yanında kendilerine gelir sağlaması açısından eğer toprağa uygunsa, sulama imkanı da varsa mutlaka kivi yetiştiriciliği yapmalarını da öneriyoruz. En azından arazisinin belli bir kısmını kiviye ayırmaları durumunda hem fındıkla kazanmış olacaklar hem de kivi yetiştiriciliğinden kazanmış olacaklar ki biz özellikle bir afet durumunda veya ürünlerden herhangi birisinin başına bir iş geldiğinde birden fazla ürün yetiştirmesi durumunda üretici diğer üründen para kazanıyor ve işletmenin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Yani biz ürün çeşitliliğini önemsiyoruz. Ürün çeşitliliği olduğu zaman üretici birden fazla üründen para kazanıyor. Bu ürünlerden birinin başına herhangi bir iş geldiği zaman da diğer ürünlerden elde ettiği gelirle işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamış oluyor. Bu noktada da ürün çeşitlendirme anlamında da kivi ilimiz için son derece önemli bir ürün.
750 rakımın altındaki alanlarda kivi yetiştiriliyor. Bugün geldiğimiz noktada oldukça modern, güzel bahçelerimiz var. 20-30 dönümlük büyük bahçelerimiz var. İlimizde soğuk hava depolarımız var. Bu soğuk hava depolarında kivinin muhafaza edilip daha sonraki dönemde de pazara sunulma imkanı var. Tabii her geçen gün üretimin arttığı düşünüldüğünde soğuk hava deposu ihtiyacımızın da artacağı bir gerçek. Bu noktada bakanlığımızın destekleri var. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programından soğuk hava deposu yapımına da %50 hibe desteği veriyoruz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yatırımcılarımız da bu konuda yatırım yapmak isteyenleri de soğuk hava deposu yapımı için destek almak üzere gene İl Tarım Müdürlüğümüze müracaat etmelerini bekliyoruz. Şu anda tam müracaat dönemi. Bunu özellikle söyledim çünkü kivinin üretiminin artmasıyla birlikte soğuk hava deposu ihtiyacımız da artacak. Bu noktada yatırımcılarımız eğer destek almak isterse, yatırım yapmak isterse İl Tarım Müdürlüğümüze uğramaları yeterli. Tabii bir ürünü bahçeye diktiğinizde, bir fidanı diktiğinizde o fidana bir hizmet etmeniz gerekiyor, bakım yapmanız gerekiyor. Onu belli bir süre sonra meyve verecek yaşa döneme getiriyorsunuz. Bu içinde bulunduğumuz bahçede de şu an meyve veren yaşta bir kivi bahçesindeyiz. Tabii bu kivinin gübrelenmesi lazım, sulama işleminin yapılması lazım, budama işleminin yapılması lazım. Aslında tüm ürünlerde bu böyle. Bakım işlemlerini yeterince yapmamız lazım. İşte bu bakım işlemleri deyince ne akla geliyor? Gübreleme, budama, sulama, zirai mücadele. Eğer biz bu çalışmaları yeterince yapmazsak istediğimiz, arzu ettiğimiz verimi alma şansımız olmaz. Kivi de böyle. Kivi de özellikle budama çok çok önemli. Yani diğerleri de tabii ki sulama da önemli, gübreleme de önemli. Ama budamayı layıkıyla yapmadığımız zaman arzu ettiğimiz verimi alma şansımız olmayacak. Ve bir de çok sayıda dal kalacağı için oluşacak meyveler zayıf ve cılız olacak. Bir omcada, bir bitkide çok sayıda meyve oluşmasına neden olacak. Çok sayıda dal bıraktığınız zaman o dallarda oluşan meyveler de küçük kalacak. Arzu edilen büyüklüğe ulaşamayacağı için de bu bizim verimimizi ve bir dekar alandan elde edeceğimiz gelir miktarında önemli oranda azaltacak. Tabii şu içinde bulunduğumuz dönemde tam kivide budama işlemlerinin yapılması gerekiyor. Budama işlemlerinde geç kalındığı takdirde bitkiye su yürüyeceği için, havaların ısınmasıyla birlikte bitkiye su yürüyeceği için sıkıntılar oluşabilir. O yüzden su yürümeden, bitkiye henüz su yürümeden şu durgun dönemde, içinde bulunduğumuz şu dönemde kivide budama işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. İşte dikim sıklığına bağlı olarak bir omca üzerinde yeter sayıda dal bırakılması, sürgün bırakılması gerekiyor. O sürgünlerin de uçları belli bir göz sayısından kesilmek suretiyle, onu da teknik arkadaşlarımız birazdan sizlere anlatacaktır, gösterecektir. Bir sürgünün de çok uzun bırakılması, onu da istemiyoruz. Bırakılan işte bir omcada yaklaşık 16-17 sürgün bırakıldığını düşünün. Yıllık sürgünler üzerinden meyve alıyoruz. O sürgünlerden uç kısmında belli göz sayısından sonrasını kesip almak lazım. Bu da işte sürgünün kalitesine, büyüklüğüne ve geliştiği yere bağlı olarak işte bu yaklaşık 17-18 göz üzerinden de bu uç kısmını da kesmek suretiyle budama işlemlerini tamamlamak lazım. Kaliteli ürün almak için, yeterli arzu edilen verime ulaşmak için budamayı ihmal etmeden kivi bahçelerinde her sene yapmamız gerekiyor. Tabii biz de İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak şu an kivide, Ordu kivisinde budama günleri diye bir program başlattık. İlçelerimizde arkadaşlarımız, il müdürlüğünden arkadaşlarımız ilçelerimizi ziyaret etmek suretiyle
Oradaki ilçedeki uzman arkadaşlarımızla birlikte o ilçede kivi üretimi yapan üreticilerimize budama konusunda bilgi veriyorlar, uygulamalı eğitim yapıyorlar. Ve onları da zaten çoğu üreticimiz, kivi üreticimiz bu işleri yapıyor, biliyor. Onların bilgilerini tazelemiş oluyoruz. Ve bu şekilde budamada yapılabilecek hatalı işlemlerle verim kaybını önlemiş oluyoruz. Atılan her yanlış makas, kesilen yanlış bir dal verimden gidiyor. Birim alandan elde edeceğimiz ürün miktarını düşürüyor. Böyle bir durumla karşılaşmamak için budamayı tekniğine uygun, işi bilen arkadaşlardan destek alarak yapmamız gerekiyor. O yüzden şu an içinde bulunduğumuz şu dönemde tüm kivi üreticilerimizi bahçelerinde budama işlemlerini il müdürlüğümüzden veya ilçe müdürlüğümüzdeki teknik personelimizden veya ziraat odalarımızda çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımızdan destek almak suretiyle tekniğine uygun bir şekilde budama işlemlerini tamamlamalarını istiyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Atılacak her yanlış makas, kesilecek her yanlış dal verimimizin düşmesi, gelirimizin kaybolması anlamına geliyor. O yüzden mutlaka bilinçli bir şekilde budama işlemini yapalım. İl ilçe tarım müdürlüklerimizden, ziraat odalarımızdan mutlaka teknik destek alalım. Tabii kivi konusu olunca Ordu kivisinin coğrafi işaret aldığını da bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. 2019 yılında kendine has aroması ve depoya dayanımı ile öne çıkan Ordu kivisi coğrafi işaret tescili almış bir ürün. Şu an coğrafi işaretli bir ürünümüz. Bu ürünün marka değerini de korumamız gerekiyor. Kaliteli üretim yapmamız gerekiyor. Bunun için de bakın budama işlemlerini ve diğer işlemleri layıkıyla zamanında teknik destek alarak gerçekleştirmemiz çok çok önemli. İlçe Tarım Müdürlüklerinden, il müdürlüğünden destek aldıklarında eğitimlerde ne gibi farklar görecekler? Son olarak da bunu bize anlatabilir misiniz? Çünkü bu önemli bir konu. Bilgiyle yapılan her işlem daha verimli bir ürün demek aslında. Evet. Aslında biraz önce de ifade ettim. Özellikle de üzerine baskı, vurgu yaparak söyledim. Atılan her yanlış makas dedim, bizim verimimizden götürecek. Birim alandan alacağımız üründen kayıp anlamına geliyor. Yani bir dalı keserken rastgele bir dalı kesmek belki oradan çok güzel ürün alabileceğimiz bir dal. Bilmeden yaparsak bu işi ne olacak? Tam böyle verim verecek, bizim için çok çok değerli ürün alacağımız bir dalı kesip atabiliriz. Bunu eğer biz budama işlemini doğru bilirsek, doğru öğrendiysek, doğru bir şekilde yaparsak işte o verim verecek dalı kesip çıkarmamış oluruz. Ben bunu geçmişte şu ara aslında çoğu üreticimiz bu bilince ulaştı. Çoğu üreticimiz bilinçli bir şekilde budamasını yapıyor. Ama geçmişte bunun çokça örneğini gördüm. Mesela bir yıllık sürgün düşünün. Oradan biz meyve alacağız. O sürgünü tam orta yerinden kesmiş. Şöyle bir 40 santim sürgün bırakmış. Yani o sürgün en az 1 metre olması lazımdı ki 40 santim bırakmış. Kalan 60 santimdeki alacağı ürün gitti otomatikmen, kesip attı o dalı. Eğer onu kesmemiş olsaydı 1 metrelik kısımdan oluşacak sürgünlerden meyve alacaktı. Ama ne yaptı? O 1 metrelik 1 yıllık sürgünü orta yerinden kesti. Sadece 50 santimlik kısmından
ürün alabildi. Bu ne oluyor? O dalda %50 bir ürün kaybı anlamına geliyor. Bunu diğer dallarda da yaptığını düşünün. İşte bir omcadan 50 kilo alacaksa bu sefer 25 kiloya düşmüş oluyor. Bu çok çok önemli. Veya bir omcada bırakılması gereken dal sayısı atıyorum 15 iken 16 iken 30 tane sürgün bıraktık. Bu 30 sürgünün her birinden meyvelerin oluştuğunu, meyve dalcıklarının oluştuğunu ve üzerinde meyvelerin oluştuğunu düşünün. Bu sefer ne olacak? Bitki onu besleyemeyecek. Yani çok sayıda meyve dalından meyve oluşumu olduğu için meyveler hep küçük kalacak. Şimdi birinci sınıf kivi 9 lira. Üçüncü sınıf dediğimiz 60 gramın altındaki kivi, 70 gramın altındaki kiviler 2 liradan gitti sanıyorum. Yani arada çok ciddi bir fiyat farkı var kilogramda. Birisi 9 lira birinci sınıf, üçüncü sınıf 2 lira. Yani kilogramda bir defa 7 lira kaybımız var. O zaman hani çok meyve alıp da küçük küçük ve üçüncü sınıf tabir edilen meyvelerden olması mı iyi? Yoksa bir omcada olması gereken dal sayısını bırakıp o dal sayısından birinci sınıf kaliteli meyve almak mı önemli? Tabii ki bir omcada olması gereken dal sayısını bırakıp o dallardan kaliteli birinci sınıf meyve almak daha çok önemli. Çok önemli. Bu bizim için her türlü hem birinci sınıf fiyatı yüksek hem işçiliğimizi azaltmış oluyoruz. Her yönüyle bize maliyetimizi düşürüyoruz. Karlılığımız artıyor. Her yönüyle avantaj. Dolayısıyla budamayı bilinçli yaptığımız takdirde biz bu arzu ettiğimiz verim seviyesine ulaşacağız. Budamayı bilinçli yaptığımız takdirde biz arzu ettiğimiz kaliteye ulaşacağız. O yüzden arzu edilen kalite ve verim için mutlaka biz budama işlemleriyle beraber diğer bakım işlemlerinde tekniğine uygun bir şekilde uzmanından destek alarak yapmamız gerekiyor. Yanımda Ordu Tarım Orman Müdürlüğü yetkilisi, ziraat mühendisi Zekeriya Kırdar var. Zekeriya Bey, burada üreticilere eğitim verdiniz kivi budamaya dair. Evet. Kivi budamanın teknik kısımlarına siz daha çok hakimsiniz de diyebiliriz aslında. Üreticiler nelere dikkat etmeliler? Kivi budarken neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Kivi budamada ilk dikkat edilecek şey hasattan sonra, yani yapraklar döküldükten sonra, ama bizim bu sene yapraklar biraz daha geç döküldü. Yani %50'si döküldükten sonra başlayıp bu bizim bölgemizin yaklaşık Şubat 15'i buluyor. Su yürüme diyoruz halk arasında. Yani öz suyun geldiği, yani şöyle söyleyeyim. Kiviyi kestiğimizde vatandaşların ağlama dedikleri, ağlama olayı olmayana kadar budama yapılabiliyor. Kış budaması aynı zamanda verim budamasıdır. Verim budaması da şudur. Budanan bir kivide, yani budanmış bir kivide bir dahaki sene yaklaşık normal şartlar altında ne kadar ürün alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Ona göre budayacağız. Kivide budamadan çekinmemek lazım. Budanmayan bahçeler bir sene sonra bayağı üründen düşüş oluyor. Budamada ilk yapacağımız şey geçen sene ürün veren fidanları ilk önce bahçeden alıyoruz. Ondan sonra onları temizledikten sonra bahçenin genlerine bakıp bu seneki sürgünlerden ters gidenler, yaralananlar, obur olanlar çıkarılıyor. Arta kalan sürgünler bakılıyor. Arta kalan sürgünlerin de yönleri itibariyle birbirine zarar vereni var mı yok mu, onlar da bakıp çıkarıldıktan sonra sürgün sayılıyor. Sürgünde de bir omcada, yetişkin bir omcada yaklaşık 20-25, çok irileşmişse 30'a yakın sürgün olur. Ne kadar ürün alacağımızı, yani bir ağacımız ne kadar ürün verebilir? İsterseniz göstereyim mesela. Evet. Şu ağaçtan ne kadar ürün alabiliriz? Ne kadarını besleyebiliriz? 60 kilo mu, 80 kilo mu? Yaklaşık 60 kiloysa üzerindeki sürgünleri sayıp, evet,
Ona göre göz bırakıyoruz. Üçüncü aşaması da bir dahaki sene ürün verecek çubuklarımızın uçlarını kesimi. Ha burada bir dahaki sene ürün verecek çubuklarımız azsa 15-17. Orta boy, yani yeterli kadar varsa normale 13-15 üzerinden bırakmaktır. Ama sürgün fazlaysa ya sürgünü keseceğiz ya tamamını, birbirine zarar vermiyorsa bu sefer 10-12 gözden keseceğiz. Yani o göz dediklerimde şöyle gösterebilirim. Evet, gösterirsek daha da iyi olur. Şunlar bir dahaki sene ürün verecek meyve çubuklarını çıkartacak olan sürgünlerdir. Hı hı. Bunlardan meyve. Bunlardan çıkacak. Meyve çıkacak. Ha, kaç tanesinden çıkar? Eğer sayarsak şunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gözdür. Bunun ilk 3 gözü ürün vermez. Ondan sonraki bir gözü bir nevi araç kaskosu gibi düşünün. Yani bu dalda bir zarar varsa o zaman verir. Normal şartlar altında sağlamken kaskoyu nasıl bozdurmuyoruz. O da orada ürün vermez. Yani evet. Ürün çubuğu vermez ya da bir dahaki sene sürgünü vermez. İlk sürgünden ya da ikinci sürgünden bir daha bir sonraki sene ürün verecek çubuk çıkar. Şunun gibi çubuk şeyi meyveye yatmaz. Diğerlerinden meyve sürgünleri çıkar. Yaklaşık bundan 8-10 tane iklim şartına göre. Geçen sene daha çok meyve sürgünü çıktı. Ondan önceki senelerde 12-13 göz bıraktığımızda yaklaşık 8-9 tane meyve sürgünleri çıkıyordu. Bunlardan da 6'şar meyve alınıyor. 8 tane olursa 6-8'in 48 güzel bakımla beraber 100 gram geldiğinde her bir kiviyi o şekilde düşünürseniz ortalama olarak bu da 4,5-5 kilo civarında olur. Biz bir kısmını da atıyoruz, 4 kilo diyoruz. Eğer bunda 20 tane sürgünümüz varsa, aynı göz üzerinden bırakmışsak 80 kilo ürün verecek demektir. Evet, bir fidanlı. Bir omcamız. Evet. Ona göre vatandaş bir dahaki sene ya ben ne kadar kivi alırım diye kendi hesabını çok daha rahat yapıyor. Tabii buna iklim, doğa şartlarını katmıyoruz. Doğada işte soğuk oluyor, ayaz oluyor. Çıkıyor bir şekilde. Onun için de tarım sigortası var. Tarsim'den tarım sigortasını yaptığımızda da o onu karşılıyor. Artı başta söylemeyi unuttum. Ordu kivimizin bir özelliği var. Coğrafi tescilliyiz. İlk coğrafi tescilli. Kendine has aroması da var. Kendine has aromasının yanı sıra soğuk hava deposuna en uzun süre dayanan kividir. Şöyle söyleyeyim, dışarıdan gelen alıcılar diğer illerimizde, bizde arazi çok parçalı. Gördüğünüz gibi şu geniş gibi görünen bahçenin bir kısmı orada tepede, bir kısmı burada evin önünde. Böyle boş dağınık bulunan yerlere arazi. Dağınık bir arazi. Ama bir Terme, Çarşı, yani Samsun'dan sonra öbür tarafa geçtiğimizde çok geniş araziler var. Bizim üreticilerimizde kiviler iki dönümden başlıyor. En uzun olan 3-4 tane kivicimiz var, en büyük kivisi olan. Onlar da 40-50 dönüm civarında yapan, 60 dönüm, 100 dönümü geçen kivicimiz Ordu bölgesinde bahçı olarak çok az. Hı hı. Ağırlıklı olarak 2-3 dönüm. Buraya gelen vatandaş mesela diyelim ki Yalova'ya gitti. Yalova'da bir bahçeye giriyor, 10-15 tır dolduruyor. Hı hı. Burada 10-15 kişiden 3-4 tır kol dolduruyor. Haliyle nakliyede kendisine masraf çıktığı halde buraya kadar alıcı geliyorsa bizim kivimizin bir ayrıcalığı var. Kimse bizim karakaşımız, güzel gözümüz için gelmiyor. Ordu kivi de adından söz ettiren bir il haline de geldi. Evet. Aslında bu konuda bir marka. Kivi budamada aslında bu yüzden hem verim çok hem önemli. De gelir açısından önemli. Çok fakat önemli. Fakat üreticiler kiviye bazen erken de budayabiliyorlar. Yani fındıkta olduğu gibi de bazen erken yapabiliyorlar. Bu konuda ne gibi uyarılarda bulunacaksınız? Kivi budama tarihi hangi aylarda yapılması gerekiyor kış budaması? Şöyle söyleyeyim. En ideal budama Aralık'ın 15'inden Şubat 15'e kadar, eğer net tarih istiyorsanız. Evet. Bu iklim şartlarına göre değişir, oynar. Ha, ideali şudur, yapraklar döküldükten sonra, %50'sinden fazla döküldükten sonra bahçeye girebilirsin. Dediğim gibi su yürüme zamanına kadar, bitkiye su yürüyecek, toprak uyanana kadar budanması gerekiyor. Bu da Şubat'ın 15'ine, bazen 20'yi buluyor, bazen 10'una çekiliyor. Hı hı. Onu üretici ayarlar. Mesela bu sene buranın %50'si. Eğer
Hasattan sonra yapanlar da var. Orada sıkıntı şu. Yaprak çok olduğu için kestiğin dalı tam net göremiyorsun. Yanlış dal kesebilirsin bir. İki, özellikle yüksek kesimde kivi yapanlar için erken budamada fayda var. Yani o geçen seneki ürün verenlerini kesin, ana dallara dokunmayın diyorum. Çünkü kar yağıyor. Var ya, bölgemizde fazla yok ama dönem dönem fazla kar yağıyor. Yapraklar ve dal çok olduğu için karı tutuyor, kar yükü oluyor. Bu sefer direkler falan bahçe o yükü kaldıramadığı için bahçede bozulma oluyor. Üreticiye de o konuda hak veriyorum. Ama tamamen kış budaması dediğimiz şu budama şeklinde değil. Biraz önce çekim yaparken de göstermiştik. Oradaki gibi sadece geçen sene ürün veren, kesilmesi gereken dalları kesin. Bir bahçeyi açın, kar tutmasın ha kadar budasınlar. Kar eridikten sonra esas ince budamayı yapsın. Budamada bir de dikkat etmesi gereken şey şu. Bahçeye girdiği zaman ilk önce geçen seneki ürün veren dalları kesecek. Bütün hepsini. Ondan sonra gelecek kesilmesi gereken sürgünler varsa, ters, obur, bahçeden çıkması gereken onları kesecek. Normal meyve verecek şu daldaki gelen sürgünler kaldıktan sonraki, yani bahçeyi tamamen bitirdikten sonra, ondan sonra şunları sayıp uç kesimleri, yani boyunu ne kadar bırakacağını yapması lazım. Bunları aşama aşama yaparsa, yani bir anda birinci, ikinci, üçüncü sınıfı okumak değil de önce birinci sınıfı okusun, sonra ikiyi, sonra üçü okursa çok daha doğru budama yapar. Şu an bu bahçeden peki budamayı yaptık. Doğru bir budama yapıldı. Çünkü sizin de burada bir katkınız oldu. Buradan ne kadar bir verim elde eder üretici? Doğru bir budama yaptığı ve bakım yaptığı takdirde. Valla şöyle bir omcasından toplam verim veren kimi kaç tane? Verim veren. Verim veren 260 tane falan tam. 260 bunun yok. 260 şöyle düşünün. Bunun yaklaşık 30-40 tane, 30 tanesi erkektir. Yok, 260 tanesi verilmeden şu anda. Dişi olarak değil mi? Evet. 260. 260 çarpı 60 yaparsak buradan alacağım, minimum alacağını söylüyorum. Ama bıraktığımız sürgünler yaklaşık 70 kilo civarında bizim yaptığımız kısım. Çünkü üreticimiz aynı zamanda arıcı. Yaz budamasında sıkıntı yaşıyor. Evet. Çünkü arı yanında olduğu için. Onun için mecburen dal ki, eğer kendisi başında dursa bu omcalardan 80 kilonun üzerine çıkar. Bir sene bir bakar da. 135 kilo meyve aldım. Ondan sonraki senede o aşağı düşmüştür. Evet. Çünkü ideali şudur. 60 ile 80 kilo arasıdır bir omcadan. Aldığınız zaman bunu her sene 60-80 alırsınız. Eğer 80'in üzerine çıkartırsanız bir ağaçta, bu sefer yıllık sürgünlerimiz az olur. Evet. Bir sonraki sene, yani 100 kilo aldıysan bir dahaki sene 60 kiloya, 50 kiloya düşer. 150 bölü 2'ye 75. Eğer seni 80 alıp alıcı gelecek kişi buradan bir tur dolduracağını bildi mi? Bir sene bir buçuktur, bir sene bir tırı bile doldurmaması pazarlamada sıkıntı yaratıyor. Teşekkür ediyorum Zekeriya Bey. Var mı eklemek istediğiniz bir şey, üreticilere söylemek istediğiniz bir şey? Valla sezonumuz herkese hayırlı olsun. Şöyle söyleyeyim, kivi üreticimizden ben çok memnunum. Çünkü bu kuşak hemen hemen kiviyi diken, şu anda ilgilenenler ilk kuşak. Bizle beraber hatasından sevabına kadar henüz daha babadan oğula geçen kivici çok az. Fındıktaki gibi değil. Evet. Fındıkta bizim bir aile geleneğimiz var. Evet. Ne kadar teknik elemanlarımız söylerse söylesin, biz gene üretici olarak bildiğimizi yapıyoruz. Ama kivi de çok açık. Benden önce bu kiviye emek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Üreticilerle çok sıkı fıkıydılar. Üreticilerimin hemen hemen %99'u bizde kayıt altındadır. Kayıt altını bırakın, bizim daireyle irtibatlıdır. Neredeyse bizden habersiz ne budama yaparlar. Hasat zamanı ölçümü yapmadan, yani hasata geçmezler. Gübreleme için yolda gelirken bile 3 üreticimle görüştüm. Oradan buraya gelene kadar. İşte şu anda ne gübresi vereyim, ne yapayım diye. Bunlar istişare halinde olduğu için kivi gelişimi orada da çok iyi. Güzel de kar olayı var. Bu seneki olayı biraz şey sayarsak gene de iyi. Fındığa göre çok çok iyi. Şunu söyleyeyim kivi yapmak isteyenler için. Kivide 3 ayak çok önemlidir. Su, toprak, ilgi. Bu sac ayağı gibidir. Eğer bu üçünden birisi yoksa ürün alman çok zor.
kayboluyor. Ama bu üç ayak bahçede mevcutsa herkes kivi diksin diyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Adına Zekeriya Bey. Kendisi bahçe sahibi Bekir Baş. Evet Bekir Bey, kivi üreticisisiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bugün bir budama eğitimi verildi. Evet. Öncelikle memnunum. Kivi maceranız, yani kivi üretiminiz ne zaman başladı? Nereden esinlendiniz? 1910 senesinde Kabadüz ilçe tarımına müracaat ettim. Ben dedim kivi bahçesi kurdum. Dediler randımanda kaliteli oldu dediler. Fındığı kestim ve başladım 10-11 yılında. Şu an bir bahçem benim 11-12 yıllık oradan. Fındık olduğu zaman da burada 200-250 kilo fındık oluyordu. Olmuyordu. Ama orman da çok yerler. Toprağı değerlendirdim. Setler yaptım. Kivi diktim. Şu anda 15 ton üzerinde kivi üretiyorum oradan. Ama Arıyan'a gidiyordum. Arıyan'a gitmesem daha baksam kalite olsa 20 tona ulaşırdım. Ve bu seneki satmış olduğum 90 bin lira tuttu. 20 bin gibi masraf oldu oradan. 70 bin TL bana kaldı. Ama fındık da olsaydı 15 bin lira alırdım. 15'ini de Arıyan'dan gelirdim. Peşinde yerdim. Hiçbir şey kalmazdı. Şu anda budamayı yapıyoruz. Ondan sonra gübrelemesini yapıyoruz. İçerisine patlatılma çapa yapıyorum toprakları. Hayvan gübresi, organik gübre de koyuyordum. Daha sonra ilkbahar geldi mi Haziran, Temmuz ayında bahar budamasını yapıyordum. Oradan sonra Ağustos ayı geldi mi organik tekli patlıyorsunma tatlanca onları veriyordum. Hasat zamanı gel hasat veriyordum. Ama fındık gibi kurutması, taşıması, herhangi yağmur, yağış hiçbir sorunumuz Allah'a çok şükür. Ve memnunum. Ama arıcılık dediğim gibi arıcılık yapıyordum. Arımda 600-700 kilo petek arım var, çocuğumun da var. O olmasa daha kaliteli verim alırım. İkisini de bir arada bu kadar üretebiliyorum. Evet, kivi üretiminden yani kivicilikten oldukça memnunsunuz. Evet, fındığa evet, göre daha oldukça evet, verimli olduğunu da söylüyorsunuz. Evet, evet. Maliyetinin daha az evet, olduğunu evet, söylüyorsunuz. Maliyetinin az ve geliri çok fazla. Yani şunu söyleyeyim. Ordu ve çevre köylerinde 2 dönüm yeri olan yahut da 3 dönüm olan kivi diktiği zaman da 1 sene evinin ihtiyacını da altta kendini bakar. Siz öyle yapıyorsunuz değil mi? Evet, yani? Evet. Peki tavsiye ediyor musunuz? Evet. Yani Ordu'da üreticiler kiviciliğe başlasın mı? Çünkü Ordu dediğim gibi kivicilikte oldukça yüksek bir seviyeye geldi. Adından da söz ettiriyor. Başlamasını tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim sana. Yani fındıktan bir alıyorsan bundan 5 alıyorsun. Aldığın için de ekonomik büyük katkı da var. Hı hı. Şimdi ben bu bahçeden dediğim demek ki 250-300 fındık alıyordum. Yani hepsi zor alıyordum. Orada şu anda ben Arıyan'a gitmesem baksam 150 bin lira kivi çıkar. O ne de o ne de ve herkesin dikmesini yapmasını tavsiye ederim yani. Bir de devlet burada yardımcı da oluyor, fidanını veriyor. Artık doka projeli çıkıyor. Mesela burada komşu arkadaş yukarıda yaptı doka projeli. İlçe tarım müdürümüz de biliyor. Oradan az bir %5 gibi 10 gibi parayla kendisi yardım etti. Kesin devlet kuruyor. Yapmazsa tavsiye ederim herkese. Kivi budamayla alakalı peki ilçe tarımından ve İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden de destek alıyorsunuz. İlk dikmeden önce destek aldım. Müracaat ettim. Mesela tel aldım devlet destekli. Soluma borusu aldım iki devir. Geçen yıl tekrar dikeceğim yerler vardı. Fidan amacı ettim. Zekeriya Bey sağ olsun yazdım ismi. Ve çıktı 50 tane de fidan aldım tekrar. Kuduğun yerler falan ekstra yerler. Tekrar yeniden fidan diktim. Bir kuruş da fidana para vermedim. Devlet destek yapıyor. Peki sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Siz ne tavsiyeler vereceksiniz? Budamayı da yaptınız. Artık önümüzde önümüzdeki hasat sezonunda bekliyorsunuz. Hayırlı olmasını dilerim. Bütün kivicilere başarılar dilerim. Teşekkür çok, ederim. Biz de teşekkür ederiz. Merhaba. Çok sağ olun.
Yanımda Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş var. Kendisi bugünkü eğitime dair görüş ve düşüncelerini dile getirecek. Evet başkanım, Kabadüz'de kivi üretimi ne noktada? Bunu da size soralım. Kivi üretimi ton olarak 200-220 bin ton civarlarında olduğunu tahmin ediyoruz. İlimizde, ilçemizde daha doğrusu alt kesimlerde var. Yukarı kesimlerde rakamların yükseklikleri yok. Alt kesimlerde, burası da Esenyurt Köyü'nde. Bekirbaş altı bir üreticimizin kivi bahçesi. Eğitimlerimiz hakikaten çok yararlı oluyor. Biz dahil hepimiz bilmediğimiz bir sürü noktalar oluyor. Bu noktalarda öğreniyoruz. Daha iyi oluyor. Her geçen gün kivi miktarı ilçemizde daha da artıyor. Talepleri var. Bugünkü bile arkadaşlarımızdan en azından 6-7 tane talep oldu kivi bahçesi kurmak için. Verimli bir ürün olduğunu düşünüyorlar her zaman. Daha kaliteli, daha iyi ürün alıyorlar. Daha nasıl diyeyim, miktar olarak parasal bakımdan da iyi bir girdi yaptığını düşünüyorlar herkes. Ve talep bu yok konuda. İlçemizde daha fazla dediğimiz gibi yukarı rakamları yüksek rakamlarda olmuyor. Alt rakamlarda var. Peki kivi üretiminde yani üreticiler Ziraat Odası Başkanlıklarına başvurup bilgi alabilirler mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii. Ziraat Odası'na her zaman başvurabilirler. Ziraat Odamızda tarım danışmanlarımız var. Tarım danışmanlık full bilgi sahipleriler, verebiliyorlar, eğitim verebiliyorlar, budama yapıyorlar, gidip talep edenlere gidip gösteriyorlar nasıl yapılacağını, nasıl edileceğini yapıyorlar. Peki, bu eğitimin ne gibi bir faydası oldu? Bugünkü eğitim hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Bence çok çok faydası oldu. Bilen kişiler bile bilgilerini tazelediler. Bilmeyenler ya da az bilenler değişik bir yöntemleri, mesela buradaki Zekeriya Bey'in, bu konudaki uzman Zekeriya Bey'in yaptığı tespitlerde bize hakikaten değişik yöntemler gösterdi. Şu yani onlarda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çiftçilerimize de, bizlere de çok iyi bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kivide budamada ilk kesimi bize göstereceksiniz. Nasıl oluyor? Biraz önce anlattığım gibi ilk önce biz geçen sene ürün veren dalı keseceğiz. Ürün veren dalları da anlamak için şunlar, bakın, meyve çubuk şeyler, saplarıdır. Evet. Bu geçen sene ürün veren daldır. Ürün veren dalı bakıyoruz. Nereye kadar vermiş? Bakın burası da vermiş dalı. Burada vermiş. Burada geçen seneki sürgün var. Yani bu seneki sürgünümüz var. Bir dahaki sene ürün verecek. Onu dipten alıyoruz. Bütün olarak alalım. Kesme. Bütün gelmesin. Şu engel olur. Ha, keselim onu. Kes. Hadi buradan. Bütün dalayım. Yok çıkmaz o. O orada da. Kes ortadan kes. Bu ilk kesim değil mi? Evet, bu ilk kesim. Şimdi dalı alabilmemiz için parçaladık. Dipten ağrı baktığımızda 5 tane daha kesmiş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane meyve sürgünü dediğimiz sürgünü vermiş. Ve şunlar ürünler bak. Sürgünü çok verdiği için ürün sayısı bu sefer az olmuş. Normalde biz bundan istediğimiz 7-8 tane vermesi. En fazla 9 tane. 9 tane verdiği zaman şu meyve çubuklu şeyler, sapları toplarken sapları bıraktığımız için görüyoruz. Evet. En fazla 6 tane olur. 6 tanesi de bir dahaki sene için bize yeterli olur. İlk keseceğimiz dallar onlar. Hayati Bey, şunu da alalım. Bu alınmış. Şuradan alacağız Hayati Bey herhalde. Bu şekilde bunları aldıktan sonra bizim ortaya kesimler falan şu şekilde çıkıyor. Yani çubuklarımız kalıyor. Bu seneki ürün verecek çubuklarımız. Evet. Temizlendikten sonra bu hale geliyor. Bu hale geliyor. Burada da sürgünlerimizi sayıyoruz. Daha önce anlattığım gibi ne kadar alacağız? İşte 60'da 80 kilo alacağız. O zaman ne kadardır bu ağaçta sürgün sayısı? 20 tane kadar olması bize yeterlidir. Her ihtimal arkadaş. Ona göre sayıyoruz. Eğer fazlaysa bu sefer şu şekilde ters giden, geçen sene 2-3 ürün vermiş olan şu dalı kesiyoruz. Ondan sonra bu temizlikten sonra 20, 22, 23 tane kaldıktan sonra da uç kesimi dediğimiz uç kesime geçiyoruz. Uç kesime geçmeden önce de eğer bahçe sahibi, genelde yapmıyorlar ama büyük bir yarıya yakını yapar, tellere bağlama olayımız vardı. Bakın şimdi şu üçü eğer bağlanmasa birbirine rüzgarla beraber, evet, temas ederek, vurarak sürgünleri kırar. Bu da üreticinin kaybı olur.
O zaman ne olacak? Şunu şöyle, bunu böyle. İpten tuttuğum için kırıldı. Onu da ortaya bağladığımızda deminki görüntü olan birbirine değme olayını ortadan kaldırıyoruz. Ondan sonra bunları bağladıktan sonra sürgünümüze göre işte 10, 13, 13, 15, 15, 17 kalan sürgünümüze göre kesim yapıyoruz. Bahçe bitiyor. Bir dahaki seneye Allah kerim. Ondan sonra gübreleme, sulama, meyve seyretme sırayla gidiyor. Meyve seyretmeden sonra, Haziran'dan sonra da yaz budaması dediğimiz ürünler var. O da şöyle yaz budaması yaparken de meyve veren. Şöyle kırışık olanlar, birbirine kıvrılanlar kesilip uzaklaştırılıyor bahçeden. Artı son meyveden sonra, bu meyve sürgünü de son meyveden sonra bu çubuk uzamaya devam ediyor. Hem fotosentezi sağlaması hem güneşlemeyi sağlaması için ideal kesimimiz bizim. Son meyveden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapraktan yani gözden sonra kesmek. 6 ya da 4. Ya buradan ya buradan. Burası yakın olduğu için bunu 6'dan bırakıyoruz. İdeal ölçü 6 ya da 4. 6. 4 ile 6 arasından kesiyoruz. Yaz budamasında yaptığımız sadece bu. Meyve seyretme, sulama, pardon gübreleme, sulama, meyve seyretme, yaz budaması ama gübreleme devam ediyor. Sulamayla gübreleme yıl boyunca devam ediyor. Ürün yattığı zaman ayrı. Şimdi azot ağırlıklı kompoze gübre veriyoruz, azot ağırlıklı. Çiçeklenme döneminde fosfor ağırlıklı gübre veriyoruz. Meyveye yattıktan sonra da potasyum ağırlıklı. Yani bizim tabirimizde MPK, azot, fosfor, potasyum. Dal, döl, bal. Bu üçünü sağlayabilmek için üçü dalda ne zaman ihtiyacımız varsa o zaman vermek. Hepsini Mart ayında verip eksik bırakmak değil. Evet. Şeyde kompoze gübremizi veriyoruz. Mart, Nisan ayı içinde fosforlu gübremizi veriyoruz. Mayıs'tan sonra çiçeklenip meyveye yattıktan sonra Haziran'dan itibaren Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de de potasyum ağırlıklı gübreleri vererek bahçenin isteğine göre tabii ki toprak tahlilinden sonra ona göre gübrelememizi yapıp bu seneki ürünü Allah'ın izniyle başka bir şeylik olmazsa, doğal bir afet olmasa ürünümüzün %99'unu birinci sınıf alırız. Toprağın Bereketim'in bu bölümünde Kabadüz ilçesinde Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve yetkili personelleriyle beraber size kivi budama dönemine dair bilinmesi gerekenleri anlattık. Umarım faydalı olabilmişizdir. Toprağın Bereketim'in yeni bölümünde yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın.